Afiş, afiş, metal. Dev metal grubuyuz biz. Tampon, metal, deniz, kamyona koş. Dev metal grubu. Gel, gel, gel. Geldi oğlum, dibinde. Gel, gel. Çekil, çekil. Çok karanlık oluyor ya. Gel, çekil. Biz aslında 80 kuşağı olanlar 80 darbesi sonrası zaten bastırılmış bir toplumda büyüdük. İşte kot pantolon giymenin bile abes karşılandığı bir dönem vardı. Zaman ilerledikçe, her şey birbirine benzedikçe, evet, insanlar diyor ki eskiye nazaran artık her şey daha rahat, arabalar çok daha iyi, yollar filan, şuydu buydu, ekonomik düzey herkesin iyi, ama herkes daha aynı, daha eşit değil, daha aynı. Bütün insanlar kendi gelir seviyelerine göre ya da kendi eğitim seviyelerine göre gettolar içinde toplanmaya başladılar. Zenginler zengin gettolarında yaşıyor, fakirler fakir gettolarında yaşıyor. Hiç kimse birbiriyle kozmopolit bir şekilde iletişim kuramıyor. Farklılıklar giderek daha çok törpüleniyor seneler içinde. 10 yıl içerisinde bunun farkına varıyorsun ve farklı insan bulmak ya da bir insanın farklılığını öne çıkarması giderek suç haline geliyor. Farklılığını ortaya çıkarsan da böyle deli, meczup ya da uçmuş, yani bu deniyor. Bu bir insan için gerçekten çok büyük risk. Artık kimse farklılığını öne çıkartıp toplumda var olmayı falan göze alamıyor böyle. Dış görünüşten kastınız şey anlaşılmasın, böyle yırtık pırtık giymiyorduk. Çok normal giyiyorduk ama o zaman bile bir gömleği beline bağladığın zaman gerçekten insanın garibine gidiyordu. Veya işte pantolonun bir yanına çengelliği taktığın zaman laf yiyebiliyordun. Biz hep böyle kenarda köşede kalmış, işte müzikle uğraşan bir şey gözüyle bakılıyorduk. Yani gerçekten bir ayak takımı gözüyle bakılıyorduk. Alt kültürün de alt kültürüydük. O kadar dipteydik ki 90'ların sonlarına doğru yaşanan o punk patlaması bizim için mucize gibi bir şeydi, yani dünya çapında yaşanan. Çünkü normal olarak heavy metal kitlesi bile bizi kabul etmek istememişti. Biz Tolga ile ikinci el pazarlarında gezip ekosu gömlek aradığımızı biliyorum. Trajik yani durum aslında. Ki aslında biz yine şanslıydık. Çünkü bizim biraz yaşımız küçük olduğu için yani bizim en fazla karşılaştığımız konu sözlü sataşma veya işte bakışlarıyla sataşma, ama bizden biraz daha büyük olan, belki bizden 3-4 yaş falan daha büyük olan arkadaşlarımız gerçekten de fiziksel şiddete, sokakta dayak yemeye kadar problem yaşıyorlardı. Saçını uzatan kişilerin dışarı dayak yediğini veya işte küpe takan insanların ozana dayak yediğini çok kez şahit olmuştuk. O anlamda biraz şanslıydık. Kolejde ben straight edge'dim. İşte sizlerden dolayı ben de işte bu müziklerle ilgilenmeye başladım. Ve X'lerim vardı kollarımda ve dersten attı bu hoca. Dersten atarken bağırıyordum ona. Bu kollarımı koydum, X'in anlamını bilsen şu an bana sarılırsın diye. Ama dinlemek bile istemiyordu hoca bunları. Çünkü onun için o sadece bilmediği garip bir işaret. Ve o işareti bilemediği için sormuyor bile. Ve sadece beni sınıftan atması gerektiğini, onları benim silmem gerektiğini bana bağırarak söylüyordu. Gençlikte bunu bir nebze olsun başarabilmişsen böyle 20-30 kişiyle falan, o zaman bu senin erkek hayatın için büyük bir ivme kazandırıyor. Ama bunu yapamayanlar da var. Hele şu anki çağ da çok daha zor. İmkansızlıklar aslında bazen her şeyi çok daha değerli kılmana yol açıyor. Kimliğini de perçinliyor. İlk albüm zaman, albüm üstünde bir etiket var ve albüm gerçeği içerir diye böyle jilet etiketi var. Aslında ne kadar hani sert tanım ama 17 yaşında falansın, düşün işte, o kadar hani sert bakıyorsun dünya. Ve gazetenin birinde şöyle diyor, yani işte üstteki etiket gerçeği içerir diyor ama gerçeği kim bilebilir diyor. Ama onlar genç ve gerçekten bildiklerine inanıyorum onların demiş. Ve bu doğruydu. Genç gerçekten gerçeği bildiğine inanır ve gençlik bittiği zaman da o gerçek biter.